Merhaba hoş geldiniz. Bildiğimiz gibi dün veya bu videoyu 2 gün sonra yayınlarsam 2 gün önce telefon vergilerinde bir değişiklik oldu. Bunu kısaca açıklamak gerekirse. Normalde diyelim ki bir telefon gümrükten bir doları geçti. Bunun vergisinin normalde hesaplama şekli bir doların vergisidir. 2020'de bir değişiklik oldu. Bu değişiklik çerçevesinde söylenen şey şu. Gümrükten 1 dolarlık bir ürün bile geçse, 199 dolarlık bir ürün bile geçse, bu ürün 200 dolarlık bir ürün olarak, 200 dolarlık bir telefon olarak beyan edilecek, vergiler buna göre kesilecek. Bu değişiklik ilk uygulandığında özellikle giriş seviyesindeki cihazlar çok ciddi manada etkilenmişti. Giriş seviyesi cihazlar yükseldikten sonra orta seviyedeki cihazlar da hatır sayılır miktarda yükselmişti. Şimdi bu 250 dolarlık alt limit 350 dolara çıkarıldı. Yani gümrükten 1 dolarlık bir telefon bile geçse bu ürün 350 dolarlık bir ürünmüş gibi vergi ödeyecek. Bu yüzden özellikle ortaya yaklaşan, orta segmente yaklaşan ürünler hatır sayılır miktarda zamlanacak. Bu 200 dolar uygulamasına da, bu 350 dolar uygulamasına da takılmamanın iki tane yolu var. Bir, gözetim belgesi almanız gerekiyor ki gözetim belgesini almanın çok zor olduğu söyleniyor. İkinci olarak bu ürün gümrükten geçince bu şekilde bir vergiye tabi tutulduğu için bu ürünü yurt içinde üretir, yurt içine sürerseniz bu 350 dolarlık gözetim vergi uygulamasından etkilenmiyorsunuz. Bu değişikliğin 28 Mart'ta yapılacağı söyleniyor. Yani 28 Mart'tan sonra gümrükten geçen telefonlar eğer gözetim belgesine sahip değilse 350 dolarlık bir ürünmüş gibi vergilendirecek. Bunun iç piyasaya etkileri olacaktır. Nasıl bir etkisi olacağını ben zaten bundan bir önceki videoda anlatmıştım. O videoya bakabilirsiniz. 4 dakikalık bir video. Şimdi biz bu vergi değişikliği ile birlikte, vergi zammıyla birlikte 10.000 TL altında gümrükten geçen ve gözetim belgesi olmayan ürünlerin hatırı sayılır miktarda zamlandığını göreceğiz. Sorun sadece bu ürünlerin zamlanması değil. Bu ürünler zamlandığı için ve rekabetten eksildiği için gözetim belgesi olan cihazların da yurt içinde üretilen cihazların da biz rekabet boşluğundan dolayı zamlandığını göreceğiz. Hatta giriş ve orta segmente yaklaşan cihazların zamlanması dolayısıyla birazcık orta üst seviye cihazların bile belli bir miktarda yukarı çıktığını göreceğiz. Hangi cihazların yukarıya çıkacağını yine bu videoda konuşuruz. Bütün bunları söyledikten sonra hemen videoya başlayalım ve cihazlara bakalım. Videonun konusu zam gelmeden alınabilecek en iyi telefonlar zam gelmeden bakılması gereken telefonlar. 0 TL'den en tepeye kadar bütün cihazlara bakacağız. Ancak daha çok 7000-20000 TL arasındaki telefonlara bakmayı düşünüyorum. Neden böyle yapacağımı da videonun içerisinde açıklayacağım. Videoya başlayalım ancak videoya başlamadan önce beni desteklemek için kanalıma abone olabilir. Bu videoyu beğenebilir ve paylaşabilirsiniz diyerek notumu düşeyim. Şimdi öncelikle benim önümde 200 tane telefon varsa bu 200 tane telefonun 100 tane ise 6000 7000 TL altındaki telefonlar ve bu 100 tane telefon birbirlerine inanılmaz benziyorlar. Ne manada inanılmaz benziyorlar? En önemli konu olan işlemci konusunda benziyorlar. Bizim bu fiyat bandında bakmamız gereken yegane şey işlemci. Çünkü telefonun kullanım ömrünü doğrudan etkileyen Batman sadece işlemci falan diyorum ama çoğu mesela aynı kamera sensörünü kullanıyor. Bu fiyat bandında artık ana kamera olarak JN1 sensörünü kullanan birçok cihazı görebilirsiniz. Bu konulara çok girmeyeceğiz. Ben size temel bir kural vereceğim. Buna göre 7000 TL altındaki cihazlara bakabilirsiniz. Şimdi Biraz aşağı bütçede böyle 3000 4500 TL aralarında Unisoc'un T606'sı, T610'u, T616'sı varsa o cihazlara bakabilirsiniz. Böyle 4000 6000 civarlarında Helio G80, Helio G85, Helio G88 işlemcisine sahip ürünlere bakabilirsiniz. 6000 7000 aralığında da Helio G90, Helio G96, G95, G99 işlemcisine sahip ürünlere bakabilirsiniz. İlla bana örnek ürün ver derseniz hemen hızlıca seçtiğim birkaç tane örnek ürüne bakmak istiyorum ben. Bunlardan birisi Realme C21'ye. Bu ürün Unisoc T610 gibi. Fiyatı da değerlendirilince ki bu ürünün fiyatı şu an 3500 TL civarlarında geziniyor. Güçlü bir işlemciye sahip. Yani 3500 TL bütçeniz var. Bu fiyata iyi bir telefon arıyorsunuz. Realme C21'ye buna aday olabilir. Bundan sonra 4300 TL Realme C25 var. Realme C25 de Unisoc T618 ile bu fiyat bandı için bakılabilecek bir ürün olduğunu düşünüyorum. General Mobile C 22 Plus var. Helio G80 işlemcisiyle diğer özelliklerinin de dengeli olmasıyla 4300 TL civarlarına bak bir ürün olduğunu düşünüyorum. Redmi 10C var. Benim burada Redmi 10C'yi seçmemin yegane sebebi bütün bu cihazlarda olduğu gibi işlemci. Snapdragon 680 işlemcisi var. 4 GB RAM'i 128 GB depolaması var. Bir marka. Şöyle bir markası. Ve işlemci olarak da Unisoc evet en az segmentte kendini belli bir miktarda geliştirdi ama hala bir medya tek güvenini kazanabilmiş değil. Diğer tarafta da General Mobile var. General Mobile'ın markasına güvenmiyorsanız Unisoc'un adına güvenmiyor sanız Burada Redmi 10C 4700 TL'lik 128 GB olanının fiyatıyla değerlendirebilecek bir ürün. Bunu söyleyebilirim. Bir diğer cihaz Redmi 10. Bu cihazın 428'e Helio G88 işlemcisiyle diğer taraftaki dengel özellikleri birlikte 5500 TL civarına satılıyor. Bu da bakılabilecek bir ürün. Bunun dışında benim bu fiyat segmentinde gördüğüm en kuvvetli ürün. Şu an fiyat performansı oranı olarak bence fiyat performansı en yüksek ürün. GM21 Pro. Bu cihazın bence fiyat performansının yüksek olmasının tek bir sebebi var ve benim için en önemli sebep Helio G90 işlemcisine sahip olması. G90 ne kadar güçlü? G90 Redmi Note 8 Pro'daki G90T kadar güçlü. G90 Redmi Note 10 G95 kadar neredeyse güçlü. Yani klasmanını anlayın diye düşünüyorum. Diğer noktalarda da dengeli bir cihaz olduğunu düşünüyorum. 5200 TL G90 alabilmek bence şu piyasada şans. Bu yüzden eğer General Mobile'e bir garajınız yoksa bu ürüne de bakılabilir. Yalnız güncelleme tarafının GM'de her zaman için sıkıntılı olduğunu bilin. Bunu da söylemek istiyorum. Bunu söyledikten sonra artık gerçek cihazlara geçelim. Şimdi gerçek ilk cihaz. Gerçek cihazdan kastım da hani artık üzerinde ciddi ciddi konuşulması gereken cihazlar. Bunlardan birincisi Red Note 10 828'e. Bu cihazın 828'e Türkiye garantili olarak 6700 7000 TL civarında satılıyor. Eğer ithalatçı garantili oluşu sizin için sorun değilse bu ürünün 628'ine 6300 TL alabiliyorsunuz. 6300 TL'ye eğer altını çiziyorum ithalatçı garantili sorun değilse bu cihaza bakabilirsiniz. Benim bu cihazı seçmemin nedenlerini sıralamak gerekirse. Bu arada şunu söyleyeyim. Bu şekilde hızlı hızlı cihazları geçeceğim. Çünkü genel olarak piyasaya bakacağımız için eğer bir cihazın üzerinde çok fazla durursam video gereksiz bir şekilde uzar. Zaten ben bu videoyu normalde çektim ama netleme hatası olduğu için tekrar çekiyorum. Bu yüzden bu videoyu da o videodaki aldığım tecrübeye dayanarak kısa tutmaya çalışacağım. Şimdi AMOLED ekranı var. 60 her zaman AMOLED ekran. Size 5000 mAh pil veriyor. 33 Watt hızlı şarj veriyor. En önemlisi Helio G95 veriyor. Xiaomi bir marka. MIUI bildiğimiz bir arayüz. Size belli bir seviyede kamera veriyor. Tabii ki bu fiyatlarının en iyi kamerası mı tartışılır. Her bir noktada belli bir seviyeye aşmış bir ürün ve güvenlen bir markanın ürünü. Evet Tekno konuşacağız şimdi ama Tekno'ya ne kadar güveniyorsunuz? Tekno büyük bir firma ama ne kadar güveniyorsunuz? General Mobile'e ne kadar güveniyorsunuz? Realme'nin Unisoçlu cihazlara ne kadar güveniyorsunuz? Xiaomi burada marka algısı bu cihazlara bu firmalara göre yüksek bir firma. Bunu söylemek lazım. Şimdi GM22 Pro var. Arada sırada sayılan bir cihaz olduğu için söylemek istiyorum. Bu ürün 7000 TL satılıyor. Vakti zamanda çok önerdiğim fiyat performans olduğunu düşündüğüm bir üründü. Özellikle öyle çok fazla saymaya gerek yok. Bu ürün 7000 TL'ye bence rekabetçi bir ürün değil. Ancak diyelim ki General Mobile'e bir gareziniz yok ve saf Android bir cihaz istiyorsanız Redmi Note 10 e alternatif olabilecek bir ürün. Şimdi bir sonraki cihazımız Redmi Note 11 S. Redmi Note 11 S'in 628 olan modeli, bu cihazın kesinlikle 628'in alın, 664'ü vesaire almayın, 7200 TL Türkiye garantili olarak satılıyor. Redmi Note 10 yoksa Redmi Note 11 S mi? Eğer siz AMOLED 90 Hz ekran istiyorsanız Redmi Note 11 S. Eğer siz video çekeceğim ben ve GPU'su yani ekran kartı biraz daha güçlü olsun diyorsanız Red Note 11. Sen hangisini alırdın? Ben sırf Helio G95 dolayısıyla Helio G95'in G96'dan daha iyi olduğunu düşünmem dolayısıyla Red Note e alırdım diye düşünüyorum. Şimdi benim öve öve bitiremediğim ve Türkiye'de satışlarını tek başına arttırdığımı düşündüğüm bir ürün Redmi Note 10 Pro'nun altın çiziyorum 8256 modeli. Ben bu ürünü neden bu kadar çok öneriyorum? Ben bu ürünün neden bu kadar iyi olduğunu düşünüyorum. Redmi Note 10 Pro'nun her bir noktasına bakın. Bu fiyat segmentinde eksiği en az olan ürün tartışmasız. Eksiği en az olan ürün. Bazı cihazlar bazı noktalarda biraz daha öne geçiyor olabilir. Ama hiçbir ürün böyle toplamda Redmi Note 10 Pro'nun önüne benim için geçmiyor. Şimdi neden bunu seçtik diyelim. Bunları açıklayayım ve hızlıca geçeyim. Videoyu hızlı tutmaya çalışıyorum. Redmi Note 10 Pro'nun bu fiyatlanda 8300 TL, 8200 TL bulabiliyorsunuz. Önemli özelliklerinden birisi de 8 GB RAM alıyorsunuz. 256 GB depolama alıyorsunuz. Bu fiyatlanda 256 GB depolamayı bir şeylerden fazla fazla feragat etmeden bulmanız zor. 2. Size AMOLED 120 bir ekran veriyor ve gayet kaliteli bir ekran veriyor. 3. 5000 mAh pil veriyor. 33W hızlı şarj veriyor. Bu fiyat segmentinin normallerini veriyor. 4. Snapdragon 732G veriyor. 8256 konfigürasyonlar zaten bahsettik. 732G ne per performans olarak ne verimlilik olarak ne video kabiliyetleri olarak bu fiyat bandında kırpılmış bir ürün değil. Bu fiyat bandında dengeli ve görece üstü oynayan bir ürün. Görece üstü oynayan bir işlemci. Bu fiyat bandında bana bir tane işlemci seç deseler. Note 10 Pro 5G'deki Dimensity 1100 özel bir konumda. Çünkü ithalatçı garantili ve ithalatçı garantili olması dolayısıyla o kadar ucuz. Tabii ki onun başka sebepleri de var. Ama onu bir kenara bırakırsak dediğim gibi özel bir ürün. 732G'den bana göre böyle daha dengeli, daha oturaklı bir işlemci yok. 695 konuşacağız. 695 biraz daha ver biraz daha kas gücü yüksek vesaire vesaire ama onun da kendine göre pürüzleri var. Onu orada konuşuruz. Kamera tarafına geldiğimizde 108 megapiksellik HM2 veriyor. İşlemciyle birleştiğinde bu fiyat bandı için iyi fotoğraf ve video performansı veriyor. Bu fiyat bandının üst sıralarında yer alan bir video ve fotoğraf performansı veriyor. Kasa tasarım olarak da belli bir kasa kalitesine sahip Gorilla Glass 5 arka paneli bulunuyor. Şöyle genel olarak baktığımızda Red Note 10 Pro'nun burası eksik diyebileceğimiz bir şeyi bu fiyat bandı için konuşuyorum. Bence yok. Ve 256 GB'lık bir ürünü 8300 500 alabiliyorsunuz. Bence bu fiyat bandında gerçekten değerlendirilmesi gereken bir ürün. Red Note 10 Pro'yu konuşmuşken Note 11 Pro ve Note 11 Pro 5G'yi de konuşmak lazım. Note 11 Pro Helio G96 işlemcisiyle, Note 11 Pro 5G 695 işlemcisiyle bence 732G'den daha kötü işlemciler olduğu için ve ayrıca bu işlemciler daha kötü olması sebebiyle video kabiliyetleri konusunda 732G'nin gerisinde kaldıkları için bence burada Red Note 10 Pro'yu almak daha mantıklı. Ben olsaydım Red Note 10 Pro'yu alırdım diyelim ve Note 11 Pro ile Note 11 Pro 5 gde bu şekilde kısaca aradan çıkaralım. Şimdi önemli iki tane cihaz. Bu iki cihazı da yan yana almak istiyorum. Samsung Galaxy A33 5G ve A53 5G. A33'ten ziyade önce A53 hakkında konuşalım. 10.000 TL'ye satılıyor. Aslında A53 işlemciye karşı gözümüz yumduğumuzda 10.000 TL altındaki en iyi cihaz. Açık ve net. Yani bu fiyat bandında 4 tane Android sürüm güncellemesi alacak. 5 yıl güvenlik güncelleştirmesi alacak. A33 için de geçerli bu. 4 tane sürüm güncellemesi alacak A33. 5 yıl güvenlik güncelleştirmesi alacak. Bu cihazlar Android 12'ye geldi. AMOLED 120 ekranı var. Ona göre kamerası var, OIS'i var, su var vesairesi vesairesi var. Bu cihazlar gerçekten işlemciye gözümüzü yunduğumuzda özellikle A53 başarılı. Aslında işlemci baktığımızda teorik kas gücü olarak da yüksek. Ama burada Exynos, malumunuz Exynos. Size bir soru. Exynos 1280'e güveniyor musunuz? Şimdi çıkarsınız, kullanıcı yorumlarına bakarsınız. Özellikle A53 için konuşuyorum. İnsanlar 1280'den memnunsa ne ala memleket. 1280'e ikna alıyorsanız ne ala memleket. A53'ü güle öyle kullanın. Keza A30 çalacaksınız. Samsung istiyorsunuz. Bu fiyat bandında iyi bir alternatif. Exynos 1280'e ikna alıyorsanız ne memleket güle güle kullanın. Özellikle son güncellemelerde pil performansının ki önceden şikayet ediliyordu biraz. Son güncellemelerle iyileştirildiğini ben gördüm. İyileştirildiğini yazan insanlar gördüm. Bu yorumlar incelenebilir. Bu yorumlar üzerinden karar verilebilir. Sen alır mıydın derseniz ben zaten böyle 9000 TL civarlarına 10000 TL civarına geldiysem hiç buradaki cihazlara bakmam. Bunu da zaten 12000 TL bandaki cihazları konuşurken tekrar konuşuruz. Bunları geçtikten sonra Poco X5 5G'ye gelelim. Şimdi X5 5G benim öyle çok fazla haz ettiğim, çok fazla beğendiğim bir ürün değil. Bu cihazın neleri iyi, neleri kötü bunları konuşalım ve hızlıca geçelim. Şimdi bu cihaz ekran konusunda AMOLED 120 Hz ekranıyla iddialı bir ekran. Nokta. 5000 mAh pil, 33 hızlı şarjıyla segment gerekliliklerini karşılıyor. Buraya da tamam. Snapdragon 695 işlemcisini ben her ne kadar çok beğenmesem de eğer sizin video ile vesaire işiniz yoksa 695 kas gücü olarak güç verimliliği olarak güçlü bir işlemci. Bu fiyat bandı için görece rekabetçi bir işlemci. Kamera tarafında da muhtelen 48 megapiksellik Omnivision OV 48B'si var. Genellikle Xiaomi şey çünkü yeni cihazlarında 48 megapiksellik bir sensör kullanıyorsa o genelde bu Omnivision OV48B oluyor benim gördüğüm kadarıyla. Bu bir tahmin. Bu ürünün tek sıkıntısı şu bu ürün şu an 9000 TL'ye satılıyor. Ben Redmi Note 10 Pro'dan sonra Poco X5 Pro'ya kadar, Xiaomi 11T'ye kadar olan Xiaomi cihazların pek mantığının olduğunu düşünmüyorum. Bunu da söylemek istiyorum. Ama bütçeniz buradadır. Zerre çıkmıyordur. Video benim için sorun değil. Hani ben biraz daha güncel cihaz alayım. İşlemci biraz daha iyi olsun verimlilik olarak. Bir düşünülebilir. Sen tercih eder miydin? Hayır. Ama önemli bir cihaz olduğu için konuşmak istedim. Şimdi önemli cihazlardan birisi A52. A52 neden alınır? A52 neden alınmaz? Bunları açıklayalım ve hızlıca geçelim. Şimdi bir defa siz Redmi Exynoton istemiyorsunuz. A33 ve A53'ü Exynos 1280 dolayısıyla istemiyorsunuz. Samsung bir cihaz istiyorsunuz. Ve 9000 TL'nin üzerine, 9500 TL'nin üzerine kuruş çıkamıyorsunuz. A52 burada anlayabilecek gayet iyi bir cihaz. Ama A52 ciharındasınız. 11.000-12.000 TL civarına çıkabiliyorsunuz. Orada çok daha iyi cihazlar var. Bunu söyleyelim. Evet değerlendirilebilecek bir ürün. Ama şu saydığım şartlar çerçevesinde değerlendirilebilecek bir ürün. Bunu da söyleyeyim. Bu cihaz 8000 TL olayda hakkında çok farklı şeyler konuşulurdu. Onu da söylemek lazım. Şimdi 11.000-12.000 TL civarına geçeceğiz ama çok ama çok önemli bir cihaz. Bu cihazın ne olduğunu öğrenince, bu cihazın hangi cihaz olduğunu öğrenince gerçekten şaşıracaksınız ama çok ama çok önemli bir cihaz. Huawei'nin Nova 9'u. Şimdi Nova 9 10.000 TL altında olduğu sürece donanımsal özellikleriyle gerçekten altını çiziyorum. Gerçekten çok rekabetçi bir ürün. OLED 120 Hz ekran veriyor. 4300 mAh pil ve 66 W hızlı şarj veriyor. IMAX 766'yı veriyor. 778G'yi, 8 GHz RAM'i 128 ayette planı veriyor. Her noktada bu segmentteki 10.000 TL'nin altındaki ürünlerden daha yukarıda bir ürün olduğunu bize gösteriyor. Özellikle aslında diğer noktaları çok konuşmaya gerek yok ama burada kilit nokta şu 778G. Ancak bu cihazın çok sıkıntılı bir durumu var. Bu da Google olmayışı. Şimdi vakti zamanında hangi videonun altında olduğunu bilmiyorum. Bir arkadaşımız gelmiş yorum yazmış. Metbat 11 aldım senin sayende. Senin yüzünden daha doğrusu. Şöyle mutsuzum böyle mutsuzum. Yahu arkadaşım Dedim ben de yorum yazdım. Ya Senin evine gelip ben sana bunu zorla aldırmadım. Ben size o videoda MadPath11'i e övdüm bütün videolarda. Defalarca diyorum ki Google'da sorunlar. var. Google yok. Bir sorun çıkarsak sorunu kabul ediyor musun? Bir sorun çıktığında çözmekle uğraşmak seni sinir eder mi? Bir sorun çıktığında eğer bu sorunu çözemezsen aşırı sinirlenir misin? Ben bu sorunları göze alan bir insan olarak ben MadPath11'i e alırım. Sen bu sorunları göze almayacaksan Git iPad 9 al, MiPad 5 al. Bak bunlar tertemiz cihazlar. Şimdi Nova 9'a da aynısını söylüyorum. Arkadaşlar bu cihaz çok güzel bir cihaz. Arkadaşlar bu cihaz çok rekabetçi bir cihaz. Arkadaşlar bu cihazda Google'u yok. Bunu 10 defa söylemek istiyorum. Çünkü alıyor ve bana yorum yapıyor. Ya arkadaşım ben sana 100 defa dedim zaten bu cihazda Google yok diye. Şimdi buradaki arkadaşlara da söylüyorum. Ama samimi ve böyle sinirlenmeden söylüyorum. O yoruma sinirlendim. Yalan yok. Arkadaşlar Google yok. Bak gerçekten çok güzel bir cihaz. Keşke Google olsa ben direkt bu cihazı bu fiyat bandında alınabilecek en rekabetçi, en fiyat performans ürünlerden biri olarak işaretleyebilsem, gösterebilsem. Ama bu üründe Google yok. Siz çıkarsınız Google'sız Huawei kullanan insanlara durumunuz nasıl? Nasıl sorunlar yaşadınız? Bunlara nasıl çözüm buldunuz diye sorarsınız. İkna olursanız 10.000 TL'nin altındaki her rakamda NO9 alınabilecek bir cihaz. Ancak şu anki şartlar düşünüldüğünde siz bugün 11.000 TL 11.500 TL civarında bunun kadar iyi hatta bundan daha iyi cihazları bulabiliyorsunuz. Üstelik Google'da birlikte buluyorsunuz. En kötü tarafını söyleyeyim. Honor 70 var. 11.500, 11.700 TL bulunuyor. Bunda 778G var. Diğer tarafta 778G Plus var. Bunda 766 var IMX. Orada IMX 800 var. İlla Huawei istiyorsanız, illa Huawei'nin kumaşını istiyorsanız 1500 TL daha veriyorsunuz. Honor 70 alıyorsunuz. O yüzden bu cihazı öyle çok fazla tartışmaya gerek var mı? Zaten yeterince tartıştık. Şimdi sorulabilecek bir cihaz. Poco F2 Pro. 10.100 TL'ye bir tane fiyat görüyorum. 10.200 TL ve 12.000 TL fiyatlar görüyorum. Bunun Poco Türkiye garantili olduğunu ifade ediyorlar. Arkadaşlar bu fiyatlarda daha yeni, daha güncel, daha fazla güncelleme alacak cihazlar var. F2 Pro efsanevi bir ürün. O konuda hiçbir sıkıntı yok ama ben olsaydım bir oturur düşünürüm acaba o fiyat da bu fiyat bandında bu ürünü alır mıydım? Güncellemesi bitmiş ve daha alınabilir ürünler bu fiyat bandında var. Ve güncellemesi yeni bitmiş ürünler var, onu da söylemek lazım. Şimdi Redmi Note 10 Pro Plus 5G. Bu ürün 10.300 iken ben öneriyordum, şu an 10.500 TL bulunabiliyor. Kendisi güzel bir cihaz mı? Evet güzel bir cihaz ama şunu da söylemek lazım. Poco X5 Pro 11.000 TL civarlarında gezinirken, Xiaomi 11T 11.000 TL civarlarında gezinirken, Bence bütçenizi biraz daha arttırın. O cihazları alın. Verdiğiniz paraya diyecek onu söyleyeyim. Şimdi a Kes 5G ve M52 aynı anda konuşmak istiyorum. m 2 o kadar değil ama a Kes 5G iyi bir cihaz. Yalnız şöyle bir durum var. Bu ürün 10.700 TL satılıyor. m 2nin fiyat daha berbat. Biraz daha yukarı çıkıyorsunuz. A73 veya SMF alıyorsunuz. Samsung özelinde konuşmak gerekirse A50 Kes 5G. Şu fiyatıyla o kadar rekabetçi değil. Zaten arada bir 10.700, 10.900 falan fiyatlar var ama 11.500 TL'den başlıyor fiyatlar. Onu da söylemek lazım. Şimdi X3 GT GT var. Bundan da hızlıca geçmek istiyorum. X3 GT bu fiyat bandında alabilecek bir ürün değil. Ama soranlar olduğu için söylemek istedim. Yeni bir cihaz. Çok sorulacağını bildiğim bir cihaz. Bundan da bahsetmek istiyorum. Honor X9A. Honor X9A bu fiyat bandında 695'te ve diğer özellikleriyle alınabilecek bir ürün değil. Bunu da söylemek lazım. Bir sonraki cihaza geçelim. Şimdi bir sonraki cihaz Poco X5 Pro 5G. Şimdi arkadaşlar Poco X5 Pro 5G daha yakın vakitte zaten X4 GT ile kıyaslamasını yaptık. Bu fiyat bandında genel kullanıcıya hitap eden gerçekten iyi bir ürün. 8256 konfigürasyonuyla da benim 256 GB'ı 10.000 TL'nin üzerinde almanız gerekiyor söyleme uyan bir ürün. Yalnız şöyle bir durum var. 11.300 TL'ye satılıyor ve az sonra bakacağız. Xiaomi 11T'nin 128 GB olan versiyonu 11.200 11.300 TL'ye bulunabiliyor. Hadi olsun 11.600 TL olsun. Çünkü öyle bir fiyat da görmüştüm. 8 256 X5 Pro mu? 800, 8, 8, 11T mi? 11T arkadaşlar. Ben olsaydım evet 256 GB alamıyoruz ama ben olsaydım 11T alırdım. Bunu da söylemek istiyorum. Şimdi bir sonraki cihaz bana göre bu fiyat bandının bana göre 20.000 TL altının fiyat performans oranı en yüksek cihazı ve en iyi birkaç cihazından birisi. Şu an videoyu çektiğim S20 Şimdi arkadaşlar örnek olsun diye bir şey göstermek istiyorum. Yanında da bir saattir görüyorsunuz zaten. Bakın bu şey mi? 11T Pro. 11T değil. 11T Pro. Ön taraftan da gösterelim. Şimdi arkadaşlar ben 11T Pro kullanan biri olarak ve 11 t Pro deneyimlerime bakarak söylüyorum. 12 Lite'ın, X5 Pro'nun vesaire orta segmentimsi Xiaomi cihazın S sınıfı e karşısında hiçbir şansı yok. Çok açık ve Şu söylenebilir. 11 t Pro'nun S iyi olduğu noktalar yok mu? Var. Çok ama çok ciddi manada önde olduğu noktalar var. En büyük örneği 25 W vs. eziyet çekiyor 25 W'da. 120 W. 120 W. inanılmaz bir şey. Yani inanılmaz bir şey. Ama iki cihazı elime verin ve bana şunu sorun. Hangi cihazı alırsın? Ben kendi kullanımım için konuşuyorum. Ben S alırım. Neden? çünkü One UI bence daha iyi. Neden? Bence video performansı daha iyi. Vesaire vesaire. Durum 11T Pro'ya karşı bile böyleyken X5 Pro'nun veya 12 Lite'ın bana göre evet bunlar güzel cihazlar. Evet bunlar değerlendirilmesi gereken ürünler. Ama bana göre şu durumda bu cihazların SMP karşı Snapdragon'a karşı şansı yok. Üstelik siz bu ürünün 256 GB'ına 12.200 TL alıyorsunuz. 628'ini 11.500 TL alıyorsunuz. Ben bu cihaz hakkında çok fazla konuştum. Kısa bir özet yapıp geçmek istiyorum. 1.5 senelik kullanımımda ben bu cihazdan çok memnunum. Eğer Android 13'ün güncellemesinin son güncellemesi olması sizin için sorun değilse benim için değil. Bu ürünü ben rahatlıkla tavsiye edebilirim. Samsung ekosisteminde de S20 FE'ye kadar hani A73 vesaire vesairesi var. Ondan da daha iyi olduğunu düşünüyorum. A73'ün kendi göre noktaları var. Ona A73'te konuşuruz. Bu cihazın alınabilir olduğunu, bu cihazın fiyat performansının gerçekten çok yüksek olduğunu söyleyebilirim diyelim ve bir sonraki cihaza geçelim. Şimdi bir sonraki cihazımız madem geldik. Samsung Galaxy A73 5G. A73 5G neden alınır? Siz eğer biraz daha büyük bir ekran istiyorsanız, siz eğer güncelleme istiyorsanız, bu ürün Android 12 ile çıktı. Android 16 alacak. Siz eğer pilim daha iyi gitsin diyorsanız, daha güncel bir cihaz istiyorum diyorsanız S20 FE yerine A73 alınır. 128 GB'ı 11.600 TL civarlarında satılıyor. 256 GB'ı 14.500 TL civarlarında satılıyor. 256 GB'ın bir alınabilirliği yok. Onun dışında bahsedilmesi gereken bir nokta olduğunu düşünmüyorum. Şimdi bence şu an eee Xiaomi'ler içerisinde alınabilir en alınabilir ürün Xiaomi 11T. 11T hakkında çok fazla konuşmaya gerek yok. 11T'yi siz hepiniz biliyorsunuz. 11T benim her zaman beğendiğim bir ürün oldu. Tek sıkıntısı şu. 11600 TL'ye satılıyor ama 128 GB depolamayla satılıyor. 128 GB sizin için sorun değilse 11600 TL şu an Xiaomi cihazlar içerisindeki alınabilecek en iyi ürün tartışmasız. 256 GB 13849 TL'ye satılıyor. 256'sının fazla fiyatlandırmaya sahip olduğunu düşünüyorum. 11T her noktada böyle en tepeyi teşkil eden bir ürün değil. Tabi aslında aslında bir nokta hariç her noktada en tepesi de bu fiyatlandığında. X4 GT'de Dimensity 8100 var. Bunda Dimensity 1200 var. Ama ikisi arasında kalsan hangisini alırsın? Ben 11T'yi alırım. Diyelim Bunları söyledikten sonra bir sonraki cihaza geçelim. Şimdi bir sonraki cihazımız Honor 70. Şimdi Honor 70 hem Huawei kumaşına sahip olması dolayısıyla hem de bence tasarımı dolayısıyla ciddi manada hype'landı. Bence gereksiz bir şekilde övüldü. Bu demek değil ki bu cihaz kötü. Bu cihaz gerçekten iyi bir cihaz. Ancak ben bu cihazın eksikliklerini sayayım. Diğer noktaları zaten iyi. Bu cihazı alanların dikkat etmesi gereken noktalar şu. 1. Bu cihaz 11.700 TL 128 GB ile satılıyor. 2. Bu cihaz monoparlöre sahip. 3. Bu cihazın güncelleme ömrü meçhul. Kaç tane güncelleme alacak? Bir takipçim bir yerde iki tane Android sürüm güncellemesi, 3 yıl güvenlik güncelleştirmesi alacak dedi. Ben böyle bir şey görmedim ama böylese güzel. Yani bu fiyat bandı için en rekabetçi ürün değil ama böylese güzel. Bunun dışında bu cihazı öyle eksik bulmak zor. İlla bir eksik bulalım derseniz ki eksik mi? Bence bazı noktalarda eksik. Şimdi bu cihazda 778G Plus var. 778G Plus 865 karşısında da, Dimensity 1200 karşısında da, zorlarsak Dimensity 8100 karşısında da şans olmayan bir işlemci. Üstelik bu cihaz kaliteli ise 11T'de kaliteli, SMF'de kaliteli. Bu cihazın öne çıkan noktası derseniz 54 megapiksellik IMX800 var. IMX800 bu fiyat bandında gerçekten iddialı bir kamera sensörü. Eğer bu konuda bir hassasiyetiniz varsa bakabilirsiniz. Ama Kerem Enginar'ın bir kıyaslaması var. Realme GT A73, Honor 70 ve 12 Lite. Orada Kerem Enginar'ın yorumu videoyu da bir yere sabitlerim, yoruma falan atarım. A73'ün kamera performansının daha iyi olduğu yönünde. Hani A73'ün durum buysa oturun düşürün S&P nasıldır? Bunu da söylemek istiyorum. Ama Honor 70'in süper bir tasarıma, hani gerçekten süper bir tasarıma sahip olduğunda söylemeden geçemeyeceğim diyerek bir sonraki cihaza geçelim. Bir sonraki cihazımız Xiaomi 12 Lite. 12700 TL'ye satılıyor. Gittikçe alınabilirlikten uzaklaşıyor. 12700'e bunu alacağınıza 11600 TL'ye 11 TL'ye TL alın geçin arkadaşlar. Bu cihaz illa hakkında konuşmak gerekirse bu cihaz kaliteli bir cihaz. Bu cihaz her noktada belli bir seviyeyi tutturmuş bir cihaz. Ama X5 Pro'nun Xiaomi Lite versiyonu gibi duruyor açık açık konuşalım yani X5 Pro'nun Xiaomi'lat versiyonu gibi duruyor. Önemli bir noktası 3 tane Android sürüm güncellemesi alması bekleniyor. Diğer 12 serisi bunu alacak ama bu cihaz hakkında özel bir açıklama göremedim. Belki ben kaçırmışımdır. Böyle bilgisi olan varsa lütfen yorumlara yazsın. Xiaomi.net'te şey, 3 tane sürün güncellemesi, 4 yıl güvenlik güncelleştirmesi alacağı söyleniyor. Olabilir, olma ihtimali yüksek ama kesin falan demiyorum. Bunu bilerek kalın. Şimdi önemli bir cihaz Poco X4 GT. Arkadaşlar bu fiyattan oyun oynayacaksanız alınabilecek en iyi cihaz. Ama birinci önceliğiniz oyun değilse bundan daha iyi cihazlar var. Üstelik hayatınızda oyunlar ve ama diğer noktalarda da belli bir Seviye istiyorsanız X4 GT yerine 11T'yi tercih etmek daha mantıklı olabilir. Arada da 1000 TL'lik 900 TL'lik bir fark var. Tabii ki birisi 256 birisi 128 ama yine de 1000 TL'lik bir fark var diyebiliriz. Bunları söyledikten sonra bir sonraki cihaza geçelim. Huawei No 10 ve No 10 Pro var. Bunları konuşmaya gerek olduğunu düşünmüyorum. Bunları konuştuktan sonra önemli iki tane cihazı konuşacağım sırasıyla. Bunlardan birisi s 21 FE'nin 5G'sinin 128 GB olan versiyonu. 14.400 TL, 14.500 TL'ye satılıyor. Fiyat-performansının inanılmaz seviyede yüksek olduğunu düşünüyorum. Exynos Garezin'i yoksa ki ben 2100'ün kötü olmadığını düşünüyorum. Kullananların yorumlarına baktığımızda da pil şikayetleri dışında s bir f özelinde pil şikayetleri dışında bir şikayet görmüyorum. Elbette oyunda bir Mediatek Diamond 8100 gibi verimli olmaz. Bu bir gerçek ama normal bir kullanıcı için de video çekeyim, video izleyeyim, tarayıcı tek vesaire. Hani günlük hayatta bir sorun çıkarmaz. Zaten yeterince güçlü ve akıcı bir cihaz. Bir de böyle diyoruz biz falan filan ama yani 2100'ün kas gücü o kadar yüksek ki onun throttle demiş hali bile hani 778 gene falan kıyaslanamaz. Onda bir geçelim. Hani şunu diyoruz. Exynos 2100 şöyle böyle diyoruz. Hani üzerine bir olumsuz konuşuyoruz ama bizim burada bunu karşılaştığımız ürünler. Daimels 8100 865. Yoksa kalkıp da 778G falan değil. Yani 2100'ün teorik kaskıcı o kadar yüksek ki arkadaşlar. yani 778G öyle. Adı anılacak bir işlemci değil onun yanında. Zaten bunun yansımalarını siz esim video kabiliyetine baktığınızda görürsünüz. Üzerinde çok fazla konuşmaya gerek yok. Bu ürünün kalitesi ortada. Benim bu fiyat bandında gerçekten önerdiğim ürünlerden birisi. Hani kamera istiyorsanız, güncelleme istiyorsanız ekran istiyorsanız vesaire vesaire. Ve dediğim gibi Android 12 ile geliyor. Android 16 alacak. Tanıtıldığı tarihten itibaren 5 yıl güvenlik güncellemesi alacak. Üzerinde daha fazla konuşulmaya gerek yok. Hani söylenecek her şey söylendi diye düşünüyorum. F4 var bu fiyata. f 4 almayın. 12T'ye alın geçin. Evet Xiaomi 12T. Arkadaşlar Xiaomi 12T benim bu fiyat bandında fiyat performansının en yüksek gördüğüm ürünlerden birisi. Eğer kamera sizin için birinci öncelik değilse. Bakın bu demek değil ki 12T'nin kamerası kötü. Kamera sizin için birinci öncelik değilse direkt 12T'ye alın geçin. Direkt. Tabii ki burada MIUI hesaplaşması yapmanız gerekiyor. MIUI sizin için iyi midir, kötü müdür diye. Yani bence MIUI, ben MIUI'dan çok hoşlanmadım. Ben MIUI'dan, Mi 5S zamanında da çok hoşlanmıyordum. O zaman da Samsung'un arayüzünün daha iyi olduğunu düşünüyordum. Şu anda da Samsung'un arayüzünün daha iyi olduğunu düşünüyorum. Ama bu cihaz çatır çatır akıcı bir şekilde çalışıyor. Reklam çıkıyor. Birkaç yerde reklam gördüm mü? Gördüm. Uygulama tanıtımı şeklinde bir reklam gördüm. Çok takılmadım yani o kadar aklımda kalmadı. Bir sorun olduğunu düşünmüyorum. Zaten bunlar kapatılabiliyormuş da. Ben bayağıdır hani reklam reklam görmüyorum. Belki bana denk gelmiyordur. Ya söylemek istediğim şey yok. Bunlar çok takılacak konular değil. MIUI Akıcı bir arayüz. 11T Pro güzel. 12 tnin de güzel olacağını düşünüyorum. Çünkü 12T'de 8100 var. 11T Pro'dan bazı eksik noktaları var mı? Harman Kordon vesaire vesaire. Çok konuşulmaya değecek konular mı? Aslında değecek konular da bu fiyatlanda değil. Üzerine çok fazla konuşmaya gerek yok. Android 12 ile geliyor. 3 tane sürüm güncellemesi alacak. 4 yıl güvenlik güncellemesi alacak. Ekran, pil, işlemci bu gibi elzem konularda gerçekten iyi bir cihaz. 16.000 TL'ye eğer kamera birinci önceniz değilse tekrar söylüyorum. Direkt alın geçin. Yani şu an 16.000 TL 256 cihaz satılıyor. Gayet ciddi bir fiyat. Gayet ciddi bir ürün. Hakkında daha fazla bir şey söylenmesi gerektiğini düşünmüyorum. Yeterince övdüğümü sanırım düşünüyorum. Şimdi iPhone 11. Arkadaşlar iPhone 11 hakkında benim tavrım net ama iOS mu istiyorsunuz? iPhone 11 alın geçin. Bu fiyatlanda zaten başka bir iPhone yok. iOS tutkunuz yoksa bu fiyatlandadaki Android cihazların daha iyi olduğunu düşünüyorum. En kötüsü 22 8000 TL'ye. Üstelik bu ürünün iki tane sürüm güncellemesi var. 3'ü alır mı meçhul. iOS'un alameti farikası güncelleme. Ve bu cihaz o güncelleme ömründen mahrum. Bu kadar net. Hani ekranıymış, kamerasıymış vesaireyi vesaire konuşmuyorum. Bu cihaz iOS'un alameti farikası olan güncellemeden iki tane alması muhtemel 3 meçhul. O yüzden bu konuyu bir değerlendirin. Bu fiyattan da çok daha iyi Android cihazlar olduğunu düşünüyorum. En başta hani kendisinden 3000 TL daha ucuz S21 fenin oluşunu geçtim. Zaten S22 var 18.000 TL'ye. Şimdi Galaxy S21 5G 15.500 TL'ye satılıyor bir tane satıcıda ama genel olarak 16.200 TL'nin üzerinde fiyatlar görüyorum. S21 FE 14.500 TL'ken bu ürünü almayın. iPhone SE 3 2022 sizin tek amacınız ben iOS bir cihaz almak istiyorum. Olabildiğince güçlü olsun, olabildiğince uzun ömürlü olsun. Diğer noktaların benim için bir önemi yok. O zaman iPhone SE 3 2022'yi alabilirsiniz. Ancak 128 GB'ını almaya bakın. Şimdi bunları söyledikten sonra aslında listeyi bitirdik. Daha doğrusu etkilenmesi muhtemel cihazları bitirdik. Ancak ben daha yukarıdaki cihazlar hakkında da kısaca konuşmak istiyorum. Madem sıfırdan en yukarıya kadar bakacağız dedik. Bu listeyi tamamlayalım. Şimdi Z Flip 3 var. 17.000 TL alınabilecek bir cihaz değil. 888'li böyle bir kasaya bulaş Galaxy S22 var 18.000 TL'ye. S23'e çıkamıyorsanız düşünülebilecek bir ürün. Ama pil performansları var. 8 Gen 1'in ne olduğunu biliyorsunuz zaten. iPhone 12 mini, iPhone 12 bunlar alınabilecek ürünler değil benim gözümde fiyatlandırmaları dolayısıyla. Ancak 11 mi, 12 mini'nin 128 mi? Bence ikisini de almayın çünkü 12 mini'nin 128'ini 22.500, 22.300 TL'ye satıyorlar. F4 GT var. F4 GT bu fiyata 21.500 TL'ye. 22.500 TL, 22, TL alacağınıza tertemiz 12 tnin 256'sını 16.000 TL'ye alın çok mantıklı ve çok güzel bir alışveriş yapmış olursunuz. Güle güle kullanın. Z Flip 4 22.000 TL'ye satılıyor. Ben Z Flip 4'e bu formu dolayısıyla hiçbir zaman sıcak bakmadım ama gördüğüm kadarıyla hatırı sayılır miktarda satıyormuş. Z Flip 3 gibi değil. Uzun uzun başka videolarda konuştum kısaca söylemek gerekirse 8 plus camper'lı bu cihaz bu fiyatlanda eğer katlanabilir bir ürün istiyorsanız alınır ama yani 24.000 TL'ye S23 varken Z Flip 4'ün bir şansı yok. Bu da söylemek lazım. Xiaomi 12 var, 24.000 TL'ye satılıyor. alınabilir bir ürün değil arkadaşlar. S21 plus 5G de keza. S22 plus da keza. Bunlar alınabilir ürünler değil. iPhone 12 23.475 TL'ye 64 GB olarak satılıyor. Yani arkadaşlar tamam iOS istiyor olabilirsiniz. Tamam. Olmaz arkadaşlar. Yani olmaz. Ama 64 saat olmaz. S23 falan filan saymıyorum. Olmaz yani bu fiyata. Şimdi S23, S23 dedik o kadar adını geçirdik. Şimdi bu ürün 256 GB olarak 24.700 TL'ye satılıyor. Çok ne söylüyorum. Öyle özelliğini vesaire saymaya gerek yok. Kendi düşüncemi söyleyeyim. S23 Bugün bakıldığında biz eğer en tepeyi Türkiye cihazları için konuşuyorum. 14 Pro, 14 Pro Max, S23 Ultra olarak alıyorsak onların bir tık altındadır. Onların bir tık altında iPhone 14 veya iPhone 13 yok. Çok basit bir şekilde söylüyorum. Arkadaşlar bana öyle S23, iPhone 13'ten de, iPhone 14'ten de çok ama çok daha iyi bir cihaz. Üstelik iPhone 14'ün 256 GB'ı 33.000 TL satırken siz bu ürünü 24.700 TL alabiliyorsunuz. Bunu da göz önünde bulundurun. Bana göre şu an bugün üst segmentte fiyat performans oranı en yüksek cihazlardan biri değil. Üst segmentte fiyat performans oranı en yüksek cihaz S23'ün 256 GB'ı. Bunu söyledikten sonra bir sonraki cihaza geçelim. Şimdi Xiaomi 12T Pro var. 26.000 TL alınabilecek bir ürün değil. 10.000 TL altına 12'ten tnin 256'sını alın geçin. Boşuna paranızı harcamayın. iPhone 13 var. 128'i 26.500 TL. 256'sı 28.500 TL. Bunu 128'de alınır. 256'sı alınır. Alabiliyorsanız 256 GB'ını alın arkadaşlar. Uzun vadeli kullanacaksınız çünkü iPhone şu Bir senede iki senede değiştirmeyeceğinizi düşünüyorum. Apple'ın önemli bir noktası ikinci el ikinci elde de birkaç sene sonra 256 GB satmanız daha kolay olur. Bunu söylemek lazım. 13 mini var. Yani 13 mini de arkadaşlar hem 128 hem 256'sı tercih edilebilecek bir ürün. iOS istiyorsanız yalnız burada şunu söyleyeyim. S23 almıyorsanız yani S23 değerlendirme aşamasındaysa S23 bir seçenekse benim şu andan sonra saydığım S23 Ultra ve iPhone 14 Pro, Pro Max dışındaki hiçbir yazın S23 karşısında hele de şu fiyatta hiçbir şansı yok. Konuşuyoruz ama S23 seçenekse bunları hiç dinlemenize bile gerek yok. Onu da söylemek lazım. Şimdi default 3 var. 28.000 TL. 888'li kantanla bir ürünü almayın diyelim ve geçelim. Xiaomi 12 Pro var. Alınabilecek bir ürün değil. S21 Ultra 28.500 TL'ye satılıyor. Alınabilecek bir ürün değil. Mate 50 Pro 31.000 TL'ye satılıyor. Mate 50 Pro güzel bir cihaz mı? Güzel bir cihaz. Ancak kokulu yok Google yok. Üstelik hani 1000 TL üstüne 2000 TL üstüne S23 Plus alıyorsunuz. Çok konuşulmaya değer olduğunu düşünmüyorum. Şimdi S22 Ultra. S22 Ultra benim e, beğendiğim ama hem de beğenmediğim bir ürün. Çünkü mesela bu sene ben S23 Ultra konusunda da söyleyeceğim. 14 Pro Max'de S23 Ultra'yı yan yana koyduğumda S23 Ultra'yı daha bir şekli savunabiliyorum. Bu S22 da böyle değildi. Çünkü S22 Ultra'nın 13 Pro Max'e karşı ciddi bir pil ve işlemci dezavantajı vardı. Şunu kabul edelim. Günlük hayatta öyle sorun musun? Felsefeyle yaşaman ama günlük hayatı etkileyen noktalar da var. Bunun en büyük örneği pil. S23 Ultra kullanıcılarının piline bakıyorsunuz. S22 Ultra'nın kullanıcılarının pil verilerine bakıyorsunuz. Ortada hatırı sayılır bir absürtlük var. 8 Gen 1, verimsiz bir işlemciydi. S22 Ultra'nın e 30 30.000 TL'ye satılıyor. Hani illa bu fiyat bandında bir ürün arıyorsanız. Ya ultra Ultra geçelim bu işlere, S23 Plus var en kötü. S23 Plus'ı alın geçin, ben S22 Ultra'nın devrinin artık bittiğini düşünüyorum. Hemen S23 Plus'a geldik. 32.200 TL'ye en düşük fiyat olarak ben görüyorum. Arkadaşlar 25.000 TL'ye S23 varken 5.000-7.000. Aradaki 7.000 TL farkı siz 45 Watt hızlı şarja veriyorsunuz ve daha büyük bir ekrana veriyorsunuz. Daha büyük bir pile veriyorsunuz. Çok net bir şekilde söylüyorum. Lafı hiç dolandırmaya gerek yok. Arkadaşlar aradaki 7000 TL farkı şu saydığım özellikler için vermeye gerek yok. Ben büyük ekran seven biri olarak söylüyorum bunu. Ben mesela S23'ü düşünebilirim. Ama şu piyasada 30.000 TL S23 Plus'ı düşünemem. Çünkü 32.000 TL sırf daha büyük ekran olsun diye veremem. Size de tavsiyem küçük ekran sizin için sorun değilse S23 almanız çok daha mantıklı olur. Maddiyatı ve bütçeyi düşündüğümüzde. Şimdi iPhone 14 256 GB, iPhone 14 Plus 256 GB, biri 36.500 TL, öbürü 33.365 TL. Bakın ben bu cihazların 128 GB'ını bile saymıyorum. Çünkü siz zaten 30.000 TL'nin üzerine çıktıktan sonra bunların 256 GB'ını almanız inanılmaz mantıklı olur. Bu iki cihaz da alınabilir. Bu iki cihazdan da çok memnun kalırsınız. Bu cihazlar en nihayetinde piyasanın en yukarısında bulunan ürünler. Ama S23 kısmında da söyledim. Bana Samsung fanboy diyebilirsiniz. O konuda hiçbir sıkıntı yok. Bence S23 bu cihazlardan daha iyi. Nokta. Ama iPhone istiyorsanız bu cihazlar mantıklı mı? Evet mantıklı. Bu cihazlar iPhone 13'ten de mantıklı. 28.000 TL iPhone 13 256 mı? 33.000 TL iPhone 14 256 mı? iPhone 14 256 almak daha mantıklı. Size tek bir fark söyleyeceğim. Bakın iPhone 13'te 4 GB RAM var. iPhone 14'te 6 GB RAM var. Bu farkı bir iOS cihaz arkadaşlar. Android cihazda değil. Bir iOS cihazda. Ve 30.000 TL'lik, 33.000 TL'lik cihazlarda bu farkı biz görüyoruz. 12 Pro'da, 13 Pro'da, 14 Pro'da 6 GB RAM var. Siz 6 satıcı de pro seviyesine çıkıyorsunuz. Ben bugün 28.000 TL'ye bir telefon alacağım. iOS olacak 4 GB RAM olsun. 5.000 TL daha veririm. En azından yarın satış daha kolay olur. En azından RAM'im daha yüksek olur. Bu şey demek değil. 2-3 sene sonra iPhone 13 kasar. Yok. Ama 6 RAM var. Bu kadar basit. Şimdi piyasanın hani hepsini konuştuk. En iyi 3 cihazı. S23 Ultra, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max. Pro ve Pro Max alıyorsanız zaten 256 GB alın. Bunu söylemeye gerek yok. S23 şu soru gelebilir. S23 Ultra mı? 14 Pro ve Prom Expert. veya iPhone 14 ve iPhone 14 Plus mı? Şunu açık açık söylemek istiyorum. Tırnağın ucundaki kir kadar şansı yok. iPhone 14 ve iPhone 14 Plus'ın S23 Ultra karşısında. Tırnağın ucundaki kir kadar şansı yok. Bunu benimle tartışacak bir iOS fan boyuyla ben bunu tartışmam bile arkadaşlar. Açık ve net. Şimdi bunu söyledikten sonra prolara gelirsek. Ben S22 Ultra konusunda söylediğim gibi ben S22 Ultra'yı öyle 13 Pro Max'a karşı kolay kolay savunamam. Evet savunurum ama adam bana gelip der ki ya sevgili arkadaşım ne diyorsun? Bak burada 5 var. E burada 8 gen bir var. Burada böyle bir pil performansı var. Burada böyle bir pil performansı var. Haklı. Adam haklı. Ancak işler S23 Ultra ve 14 Pro Max'e geldiğinde bu iki cihazın 256 GB'lar arasında yaklaşık 6.000 TL'lik bir fark var. 35.000 TL'ye geçtikten sonra 6.000 TL'lik farkın çok önemli bir fark olduğunu ben düşünmüyorum. Yani Ultra alan adamın Pro Max alamaması zor. Sen hangisini alırdın? Gönlüm S23 Ultra'dan yana. Türkiye şartlarının getirdiği mantık iPhone 14 Pro Max diyor. Bunu da söylemek lazım. s 22 Ultra'daki absürtlük S23 Ultra'da yok. Hangisini alırsanız alın. Zaten maddiyatınız yüksekse bu konuları hiç konuşmaya gerek yok. Ama olaya yatırım amaçlı bakıyorsanız 14 Pro ve 14 Pro Max'in ya yani biliyorsunuz iPhone olduğu için Türkiye'de satılabilirliği, e, ikinci el piyasa değeri vesaire. Samsung'u da kuvvetli ama Apple'ın daha fazla. Burada seçim yapmak size kalmış. Bunları söyledikten sonra e, Z Fold 4 var ama Z Fold 4 özel bir cihaz çok konuşmaya gerek yok. Bunları söyledikten sonra bitirdik diyelim. Videonun sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. İnşallah telefon seçiminizde yardımcı olabilmişimdir. Bütün bunları söyledikten sonra tekrar söyleyeyim videonun sonuna geldik. Beni desteklemek için kanalıma abone olabilir. Videoyu beğenebilir ve paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videolarda canlı yayınlarda ve şortlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.